Bisikleti hayatıma sokmak istiyorum. Gündelik işlerimde artık arabadan bıktım, bisiklet kullanacağım diyorsanız. Şayet evinizde bisikleti koyacak yeriniz yoksa ve eşinizden sürekli bu konuda tenkit diyorsanız, işte katlanır bisiklet bu noktada sizin hayatınızı kurtarabiliyor. Evet, farkındayım. Katlanır bisikletler çok süratli bisikletler değil. Eğer ben biraz da sürat istiyorum bisiklette diyorsanız, Fuji Origami 1.3 sizin için biçilmiş kaftan. Bisikletimizin donanımsal özelliklerine geçtiğimizde ilk etapta kadrodan bahsedelim. Kadro alüminyum bir kadro kullanılmış fakat maşa rigidlik biraz daha ön planda tutularak çelik tercih edilmiş. Üzerindeki komponentlere geçtiğimizde bu bisiklet 7'li bir sisteme sahip. Yani şunu diyebiliriz, bu bisiklet 7 vitesli bir bisiklet. Shimano sistem kullanılmış üzerinde. Arkada uzun bacaklı bir Shimano Turning'in TX serisi bir arka aktarıcı bulunuyor. Frenler yol freni olmasına rağmen no name Fuji'nin kullandığı yol frenlerinden olmasına rağmen elcikler tabii ki de MTB LG tercih edilmiş. Yine vites değiştiricisi Shimano'nun seri dışı 7'li bir değiştiricisi var. Sele'sinden bahsedecek olursak, sele artık Fuji'lerde olmazsa olmaz Oval 300 serisi. Orta şekerli bir sele kullanılmış. Ben bunu aşağı yukarı bir 30 kilometre falan test ettim. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hani çok rahatsız da etmedi ama çok da konforlu değildi. Bisikletin bana göre en önemli özelliği yol bisikletine yakın ince jantlar kullanılmış olması. Yol bisikleti gibi incecik jantları var ve üzerinde de yine normal katlanır bisikletlerdeki gibi kalın teker yerine ince 28 milimlik yol tekerleri tercih edilmiş. Bu da bisikleti biraz daha böyle yola yönelik, biraz daha agresif hale getiriyor. Dişli sistemlerine geçecek olursak arkadaşlar, önde 48'li bir ayna kol dişlisi kullanılmış. Arkada yine standarttır bu genelde, 14-28 7'li bir vidalı ruble kullanılmış. 48 Dahon'larda ortalama yanlış hatırlamıyorsam 52'li ön ayna kol vardı. Bianchi Carraro'larda da 39 vardı. Yani bunun Fuji için şunu diyebiliriz, bu tam orta şekerli karar, ne çok hızlı ne de çok hafif kalan bir ayna kol, doğru bir tercih yapılmış. Bisikletin kendinden hafifliğinden bahsedecek olursak, 11.33 kiloya sahip bisiklet hakikaten ortalama bir katlanır bisiklet ağırlığında. Fakat bu bisiklette benim en çok dikkatimi çeken taşıma kolaylığı. Özellikle şehir içi ulaşımda metroya binerken, belediye otobüsüne binerken, vapura binerken veya herhangi bir toplu taşıma aracına binerken şöyle gördüğünüz gibi bir kulp yapılmış ve bu inanılmaz büyük avantaj sağlıyor. Ben Dahon'da kullandım, Bianchi'de kullandım. Bana göre bu bisikleti ikisinden de bir tık öne geçiriyor. Bu bisikleti beğendiniz, almaya karar verdiniz. Peki bu bisikletin fiyatı nedir? Yanlış hatırlamıyorsam 1800 lira gibi ortalama bir fiyatı var. Aşağıya linklere bisikletin satıldığı sitenin adresini ekliyorum. Oradan girip kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuda karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.